Büyük alim Hacı Yusuf Bahri Efendi memleketi Ordu'nun Ünye ilçesinde bir etkinlikle kutlandı, anıldı. Hemşerileri ve torunları tarafından düzenlenen etkinliğe İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katıldı. Son devrin Osmanlı müderrisi ve alimlerinden Ünye Süleyman Paşazade Sadullah Bey Medresesi'nin baş müderrisi Şeyhül Müderrisi'nin mutasavvıf Hacı Bahri Efendi doğumunun Hicri 177. miladında kabri başında anıldı. Şeyhül Müderrisi'nin Hacı Yusuf Bahri Efendi ve talebeleri ikinci anma günü burada gerçekleşiyor. Gümüşhanevi ekolü yetiştirdiği yüzlerce talebeleriyle Anadolu üzerinde yeniden geleneksel ilimlerin canlandırılması ve kökleri Hazreti Peygamber Efendimiz'e dayanan Kur'an ve sünneti anlama çabasının yeniden canlandığını ve yaklaşık 75 yıl gibi uzun bir süre Anadolu'da faaliyetlerin, bu etkinliklerin devam ettiğini görüyoruz. Bu yıl ikinci kez düzenlenen etkinliğe katılım büyüktü. Öğle namazından sonra Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık Çakırtepe Türbe Kabristanı'ndaki Kanaat Önderi'nin kabrini ziyaret etti. Ardından program Orta Camii avlusunda devam etti. Anma programında Hacı Yusuf Bahri Efendi ve talebelerine ait el yazması Kur'an-ı Kerimler'de yer aldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de katıldı. Programda Ünye'nin manevi mimarı olan bu büyük zatın hayatı ve yaptığı hizmetler anlatıldı. Ona ve talebelerine yürekten dualar edildi. Toplancı köyüne yerleşerek Ünye'yi medreseleri şehri haline getirmiştir. 9 tane medreseyi Ünye'de kurmuştur. Program tasavvuf musikisi konseriyle devam etti.